Ama yalanım yok, kıskancım. Öyle mi? Birazcık daha huysuzum. Sana yan bakanın gözlerini oymazsam da mutsuzum. Selam. Merhabalar. Merhaba. Bugün Konya mutfağına gidiyoruz. Evet. Birkaç kişi yazdı bunu. Onun dışında benim de bir yıldır böyle kadrajımda olan bir yerde kısmet olmamıştı. Bakalım. Bugün oraya gideceğiz. Gerdan mı kol mu? Kol. Gerdan daha güzel olmaz mı? Selam. Kapıda açmıştık ama tekrar giriş yapalım. Böyle olduk anlatırken. Evet, mikrofonları bugün burada deneyeceğiz. Çünkü geçen yutma seslerim çok çıkmış. Ben bile rahatsız oldum. İşte yavaş yavaş görüntüye oturttuk. Şeyi oturtamadık. Yutma sesini. Kuzu koruyacağız bütün. Tamam, sen bunu sen da kuzu kol ver abi bize. Yavur da salatası, süzme yoğurt. Etli ekmek yiyeceğim. Ha, etli ekmek bir de. Etli ekmek. Bulgur pilavı olmuş. Aynen. Bir dursaydım be gülüm. Duramadım. Bunun üstüne limon sıkılır mı? Bence sıkılmaz. Ben limonsuz yedim. Bak hiç de ver abi. Ama limon getirdilerse demek sıkılıyor. Ben sıkmam. Şimdi Konyalı arkadaşlar demesin. Bir de limonlu deneyeyim. Afiyet. Limonlu da güzel. Güzel. Ben çok beğendim. Oy, bu tam annemin sevdiği yoğurt. Gevrek yaptı bunu. Çok güzel olmuş. Nasıl acıkmışım ya? Ben de. Burada gelip sürekli kuzu kol yemem ama sürekli ekmek yiyebilirim. Beğendim. Ben kolcuyum abi. Türk. Etli ekmek deyince şey sanıyordum. Hı. Daha kuşbaşı et gibi sanıyordum. Bizim orada kasaba Eyüp vardı Antep'te. Evin yanında. Eyüp tüm hemen bize 2 tane yaptı ulan. Düşünsene kasap var, manav var, en yana fırın var. Alır manavdan malzemeyi. Yapar, harcını koyar, kıymasını koyar. Kasaba verir, sen gidersen orası hazır. Ne güzel ya. Antep'te bütün fırınların yanında şey vardır. Kasapla manav. Sizde bir de lahmacun da öyle yapıyormuşsunuz. İçine hazır bir veriyorsun. Şeyi de patlıcan kebabı falan işliyor ya. Kasap yapıyor. Ne güzel ya. Fırına veriyor. Sen gidip fırından alıyor. Muhatap onun yerine. Ben öyle bir şey ilk defa senden duydum. Sen yine doy. Kuzu kilo, yarım kilo kuzu kol söyledin ya. Aynen, yarım kilo bir şey yok ama az. Yani bana 150 gram yeterli. Yarım kilodan ne olacak Özge? Kalanı eve götürürüz mü? Tamam. Ay, bizim bu mu geliyor? Yalnız yoğurt çok iyi ya. O bizim mi ya? Aynen bizim. Oo. Ay harika. Öf. Eyvallah, razı olsun. Bu ekmeği istiyor musun? Güzel midir? Ama bakayım. İşte ya. Ama şey, yağ falan ev nasıl yemiştir. Özge bak, biz var ya, bunda parçak falan söylesek, bu tadı alamazdık valla. Alamazdık da, pilav. Bunda da pilav yenmez mi ya? Hiç değil mi? Ama pirinç pilavı yok ki. Afgan pilavı Afgan diyor, pilav. Onu da ben sevmem. Anne. Ay. Özge, ben de güzel yapayım ama bunu evde değil mi? Ha? Gerçekten benim hocam da çok güzel yapar. Benim kocam da güzel yapar. Ama şu an cevap veremiyorum. Çünkü... Ay. Öf öf öf, lök lök. Şuna bak ya, bak. Babam sabah kahvaltıda
Kuzu kolu bakardı fırına. Yetişemedik. Bir uyanırdık. Sabah kuzu kol. Gönül istiyor ki her yöreye git, yerinde ye. Ama çok güzel gerçekten. Üf üf. Güzel bir seçim diyeceğim ismi. Daha ayırmadım. Doyayım biraz. Konuşacağım. Ay. Küçük bir yer, kalabalık. Evet. Çok gürültü var. Allah'tan mikrofon almışız ya. Evet. Burası şey, ye kalk yeri. Bu da ekmeksiz yemiyor ya. Evet. Çıkışta diyordum bir yere daha gideriz dedim de. Öyle düşünüyordum ben. Ben de bunun üstüne yiyeyim. Bir tatlı yeriz ama ya. Ha, Konya burma tatlısı varmış. Burada mı? Evet, bu güveçi de siz söylediniz bize. Geçen Kaçkar'a gittiğimizde Karadeniz mutfağına. Çünkü orada bir Konya mutfağına gidecektik. Evet, ilk gidecektik. Kapıdan şöyle bir baktık. Bize göre değil dedik. Gerçekten güzel burası. Sırada ne olsun? Ben zaten burada burayı bir yıldır falan takip ediyorum da kısmet olmalı gelmek. Sırada nereye gideceğim? Nereye gidelim? Ben bunu Instagram'da görüyordum böyle. Fırından çıkarıyor böyle şey güveci. Ben nasıl deliriyordum biliyor musun? Söyledin. Ama bir şey söyleyeyim, bu et yağlı ya. Fazla gerçekten. Nasıl fazla? Bunu yiyebilir miyiz bilmiyorum. Şaka mı? Vallahi. Ekmek yeme. Ya bu da ekmeksiz yenir mi be? Hatırlıyorum evde 3 tane Cihan geldiğinde şey yapmıştı. Gerdan. Yiyemedik böyle... ama. Biz yine yedik. Yani. Ertesi gün bile yedik. Ben bundan biraz ayıracağım. Pilavla yiyeceğim. Şimdi mi? Şimdi mi? Yani bitmezse. Ha, eve mi? Evet. Sonradan kavga ettim. Ben normalde cebimin altlarına da giriyordum. Vallahi. İnşallah ortamdaki sessiz çok rahatsız etmez. Ben bir doyayım da önce ya. Ben açayım çünkü. Benim çaya ihtiyacım var. Şaka yapıyorsun. Çok büyük. Yazık küçük. Harbi mi? Ay. Ay çok şükür çok güzel. Nasıl kesildim ya ben? Niye? Yağlı ya. Yeme yağını. Aman yağda yemeyince. Ya et ekmeksiz yenmez ya. Yeme öyle onu. Bir yere koydum oraya. Tuzak yaptım sana. Hemen düştün. Yağ yeme bugün. Ay. Yemek bir tanesini veririm. Hadi bakalım. Bana yağ yedirim ya. Şimdi ben bunu elinde taşımak istemiyorum eve kadar. Bir tane daha sonra versin mi diyeceğim yok. Suda mı yok, çay içerim. Konya sarma tatlısı yazıyordu. O neymiş ya? Burmalı gibi mi? Ha. Kadayıftan mı? Vallahi anlamadım. Ya klasik şerbetli tatlara benziyor değil mi? Bitti mi aşkım, ben daha yiyemiyorum. Şaka yapıyorsun. Valla. Aaa. Ben bunu yiyorum, anlamıyorsun. Ha. Ama ben bunu alayım yanıma. Alın. Sen yemiyorsun yani, kesin. Onun hepsini yiyebilecek misin? Ben yerim.
Ben niye tıkandım ya? Ne bileyim, ekmekler isteseydik. Neyse tamam. Çok hızlı bir giriş yaptım ve şok oldum şu an tıkandığına. Harbiden. Ama mesela şu an pilav yerim, tatlı yerim, şunu yiyemiyorum. Hmm, tamam anladım. Bunu yerim yok yani. Anladım. Ama ben yerim. Ben etçil olduğum için. Gelmişken ben şu Konya'nın tatlısını da sorayım ama onu yiyeyim ben. Çok gürültü İyiydim varmış be. Masa birden boşaldım da. Evet yani gürültü varmış. İyiydim ne güzel götürüyorsun ya. Saç arası Konya'nınmış. O neymiş ya? Saç arası muhtemelen kadayı. Bir katı daha varmış. Çıksaydı keşke oraya. Ben bir daha gelirim buraya. Ekşisi de çok güzel. Sadece şu bana 150 gram yetermiş tahmin ettiğim gibi. Şu da tuzlu yoğurt. Ben onu da beğendim. Çok güzel. Biraz sesli bir video olacak. Valla yapacak bir şey yok. Sen benden daha çok yiyorsun da işte herkes diyor ki özgü. Beni görmüyorlar ki. Görün işte Cem'i. Dün ama yok. Sen çok yedin. Bir dün döner, yarım ufa yedin, bir döner yedin, bir buçuk porsiyon kanat yedin. Ya bir şey dürüm olunca ben çok yiyebiliyorum. Böyle bir yeme şekli de yok yani. Bir oturdum ya, açıldım yine. Ha, yiyeceğim mi? Diyor mu işte? Bak yoğurtlu çok güzel oluyor. Yiyorum ben. Yiyeceksen al tabağına tencereme. Çok yok. Haberim. Bundan bir tane yeter aşkım. Yarım yarım yeriz. Bu yener. Güzel. Ama bütün hepsini yiyemem ben. Tamam yenir diyorum. Ha yenir tabii. Konya'nın saç arasını yiyorum şu anda. Hadi bakalım. Bunun için bir tören. Tören yapıyoruz. Ta-da-da. Evet. Saç arası. Fıstığı bol gibi duruyor. Vallahi bol. Güzel. Güzel. Sıcak mı? Alttan ısıtmışlar böyle. Ay. Bunu çok şey sandım. Ben de bayıldım. Benim çocuğum oldu ne yapacağım bilmiyorum. Bak çocuklar durmuyor annelere yemek yerken. Merve, Cihan'ın karısı, Cem'in kardeşinin karısı, Eltim. En kısa yoluyla Eltim. İkinci çocuğu olunca kız. Çocuğun peşinde koşturmaktan öyle kilo verdi ki. Garibim. Bildiğin ama oğlu da hiperaktif yani hareketli biraz. Python diye. Acaba ben yapsam nasıl bir şey olacak? Hmm. O zaman yemeğe vaktim olacak mı? Cem var arkadaşım, onu da eşim. Yemeğe çıkıyoruz. Önce Cem yiyor. Sonra çocuğu Cem tutuyor, sonra annesi yiyor. Annesi hiç yiyemiyor. Yiyemem. Hiç vakti kalmıyor. Yiyecek mi bunu? Bak ben alıyorum. Ye. Çocuk olunca yemek yenmiyormuş duyduğuma göre bakalım. Artık gece çocuk olunca dürüm gömerim. Gerçi ben şöyle bir yerim de yani her şey dürüm sevdiğim için. Benim de çocuk varken dürüm yiyebilirim. Bak bitiyor ha. Sonra deme. Ye yedim ya aslanım kurban oldu. Oy. Vallahi tatlı güzeldi. Öyle bir ses ki inadına bir de çatal kaşık sesi çıkıyor. Evet gördüğünüz gibi ortam çok kalabalık ve sesli. Ama yemekler güzel. Farkında mısınız? Cem pirana gibi yiyor yani. Şu an görüyorsunuz yaptığını. Hiçbir şey kalmadı. Benim adım çıkmış. Seviniyorum yani şu an Cem'i gördüğünüzde. Doydun mu? Doydun mu Tosun? Kız bugün sana çok canım kaynıyor. Bebek gibi yer gözüm. Buyurun efendim. Buyurun. Çekin. Gördün mü? Şey yap. Aa, yoğurttan yoğurt.
Güzel de. Şefim topladık. Hazır bak, hava yufkasını yapmış. Ama tam, güzel. Ama güzel. Yavaş yavaş. Al çayından içebilirsin. Hafifmiş zaten. Hafif mi? Hı-hı. İşte Cem Antepli olduğu için şerbetli tatlı. Ona dokunmuyor. Güzel. Güzel bir öğündü. Başarılıydı. Cem ismi bunu beğendi. Şiştik ha başkan. Sen nasıl yedin öyle ya? Tek üzüldüğüm nokta erken kesildim. Sen bayağı erken kesildin. Evet. Kes böyle olunca da gıcık oluyorum. Şimdi bir saat sonra tekrar çok acıkıyorum. Kokoreç yemeye gidelim mi? Yok. Niye? Yerim yok. Harbi mi? Açılır mısın bir saate kadar? Vallahi durumum yok. İyi bakalım. Anneme gideceğim. Tamam canım. Annem bekler. İyi tamam peki. Neyse hesabı da öde. Kolay gelsin. Teşekkür ederiz. Çok güzeldi her şey. Elinize sağlık. Teşekkür ederiz. Sağ olun. Şöyle fotoğraflar var. Demek ki bir sürü insan gelmiş. Şimdi yakından orada birileri oturmasını çekerdim size. Ooo güzel Allah'ım. Yok neydi ya? Yedik içtik sanırım doyduk. Hesabı kim ödeyecek? Bunu lokantada yazmışlar. Onu konuşuyorduk. Ya çok saçma bir şarkımız bu. Allah'ım tadım damağımda kaldı falan bir şeyler. Ne? Şimdi. Evet. Şimdi dur ben tutayım bunu da böyle bir havadan gelsin şimdi. Evet. Evet. Biz çok beğendik güveç Konyalı'yı. Bir daha şöyle. Tamam. Şimdi biz çok beğendik güveç Konyalı'yı. Evet. Etli ekmeği güzeldi. Lezzetliydi. Etli ekmek güzeldi. Yoğurdu çok güzeldi. Hepsi güzeldi. Evet. Sadece çek sıkıntısı gerçekten çok kalabalık, sesli. Yani çok ses var. Hemen yiyip kalkmalık ama aynen, yani. Karın doyurmalık. Mesela ben oturamadım. Oturup çay içemedik evet. Görüşmek üzere. Görüşmek üzere. Abone olup, likelayıp, beğenip, yorum atarsanız çok seviniriz. Özellikle yorum. Görüşmek üzere. Ay hışır hışır yapmadı inşallah bu montu. Görüşmek üzere. Görüşmek üzere. Bir dahaki nereye gidelim? Yazın bakalım. Ona göre gidelim.